Ya birazdan size Christmas vlogu çekmek için dışarı çıkacağım ve bakın kar yağmaya başladı. Sesim böyle çünkü yeni uyandım. Ya bu nasıl bir sürpriz? Yani herhalde bu Christmas vlogunu çekmek için başka ideal bir gün olamazdı. Evet, bugün size Christmas marketlerini göstereceğim. İlk başta Union Square'a gideceğiz. Ondan sonra Bryant Park'a gideceğiz. Sonrasında da Rockefeller Center'a gideceğiz. Orada böyle büyük bir Christmas tree var. Christmas ağacı, çam ağacı. Onu görmeye gideceğiz. Christmas yani Amerika'da çok 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 büyük bir olay tabii ki de. Yani bizde yeni yıl nasıl kutlanıyorsa ki bizde genelde Christmas adetleriyle yeni yıl kutlanıyor. Öyle bir gariplik var. Burada da Christmas'ta kutlanıyor. Yani Aralık ayı full olarak Christmas kutlanarak geçiyor. Elimde kocaman bir selfie stick var. Şu an çok komik görünüyorum bence ama hiç umurumda değil. Bir de selfie stick'im de parlak pembe bu arada. Dikkat çekmeyen bir renk aldı, değil mi? Şimdi ben ufaktan Christmas marketin içine doğru giriyorum. Bir arkadaşımla buluşacağım. Ondan sonra Hakan da gelecek. Tam diyor 20 dolara sizin elinizi okuyup tarot kartlarıyla falınıza bakabilirim diyor. Bugün arkadaşlar o kadar soğuk ki ben her şeyi böyle kat kat giyinerek falan çıktım dışarı. Bence bu season ne denir? Bu dönemi, bu sezonun en önemli olan şeylerinden bir tanesi hot apple cider. Çok bayağı popüler bir şey apple cider donut. Burada böyle spices satılıyor. Spice değil, these are teas. Heh, burada baharatlar var. Ondan sonra şey satıyorlar. Aa, Nal Baba. Burada oh my god truffle dedi beni şu an aldı. Oh my god, adamı gerçekten Ayı Yogi'ye benzettim. Allah, aman Ayı Yogi, İngilizce de Ayı Yogi. Sessiz söylemem lazım. Bardaklar, takılar. Ne ararsanız var. Biraz ıvır zıvır aslına bakarsanız, değil mi? Burada mesela 15 kat kıyafet giymiş olan, her yerine bir şey bağlamış olan biri var. Hakan geliyor. Ya seni çekme bahanesiyle o adamı çektim. Ha mesela bakın burası Türk, kesinlikle Türk. Is this Turkish? Yeah. Evet, Türkmüş. Şimdi bir de şöyle bir şey oluyor. Türklerle Türkçe konuşmak çok istemiyorsun çünkü ya Türk değilse ya kendi kendine salak bir duruma düşmemek için her şeyi İngilizce soruyorum ilk. Çikolata ama bak nasıl çikolata. Paslanmış demir gibi duruyor. Ay, sıcak çikolata içenler. Burası full yemek bölümü. Şu an anladım. Oh, tehlikeli. Union Square Park'ı burası bu arada. Ya bir şey söyleyeceğim. Şuraya şeyci çok yakışmaz mıydı? Kumpirci. Bence buraya bir kumpirci lazım, ben size söyleyeyim. Should I share with them or no? Maybe yeah, no, I'm yeah. kidding. I'm not allowed to chew it. Yeah, just let it melt in your mouth. Mm. And then you're gonna feel this. Oh my god. What does that mean? No chewing allowed. Yani çiğnemek yasak demiş. Ben istersem çiğnerim. Sana ne? Sana mı soracağım ağzımın içinde ne yaptığımı? Bildiğin çikolata. Zannettim ki ağzının içinde eriyen farklı bir şey. Olay yaratmak istemişler, anladın mı? Çiğnemek yasaktır. Sanki. Bizi çekti zaten hani o yazılı. Evet bak bizi çekti şu an. Normal çikolata olsa gitmezdik oraya. Ay, çok yoğun bir çıkış. Is my hat so bad? I like it. You like my hat? Yeah. Okay, you said I thought you didn't like it. I like this one. Okay. I don't like the French one. I like the French one. It's bad. Bir şey söyleyeceğim. I did. It melted in my mouth. No, I chewed it. I fucking chewed it. I'm not that patient. Oh, thank you. Thank you so much. What's your passcode? You're on camera. Say hi to Turkey. Hi, Turkey. Yeah, of course, of course. Have a good one. Ciao. Ciao. Merry Christmas. Merry Christmas. Taksam mı takmasam mı deli gibi mi görünüyorum diye düşünürken New York'ta deli gibi görünmenin bir moda olduğunu unutmuşum.
Union Square'daki Christmas Market'ten çıktık. Bryant Park'taki Christmas Market'e doğru yürüyoruz. Burası çok soğuk. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? 14. caddeden 42. caddeye doğru yürüyoruz. Şu anda kaçtayız hemen bakalım. Şu an 22'deyiz. 20 blok daha var. Ya bir de şöyle düşün, her blok 1 dakika gibi bir süreyle geçebiliyorsun yani toplamda. Hakan şurada fotoğrafını çekeyim mi? Greetings from New York City. Ya turist gibi de sen de yani bir nebze turist sayılırsın. Daha New Yorker olmana var. 2 sene oldu geleli değil mi? Ama hemen New York enerjisine girdin yani sen de. Kimseyi takmıyorum modlarına girdin. Burada genelde öyle. Kimse kimseyi takmaz. Herkes kendi halinde. Aa bakın dur, Empire State. Şu an Flatiron'dayız. Yani son 2-3 vlogumda Flatiron bölgesindeydim sürekli olarak. Evet yani. Neden öyle bir tesadüf oldu bilmiyorum. Ama tam ortasında Manhattan. Yani Manhattan'ın ortasında aynen. Şurada Shake Shack var. Shake Shack yemek ister misin? Shake Shack ya çok yağlı be. Çok kötü evet ama pizza yemek istedin. Canım slice pizza çekiyor, New York pizzası. Tam New York'lu oldum diyorum ya. Ya bir git. Slice pizza yiyorum diye. Buraya ilk taşındığım zaman bütün arkadaşlarımız da biz de sürekli slice pizza yerdik. İşte $1 falan zaten bir slice. Ama büyük yani 3 slice gibi. Türkiye'nin 3 slice gibi midir? Yani ya Türkiye'de de şey hani küçüğün, orta boyun, büyük boyun slice tabii farklı boyut ama hani büyük boyun bir diliminin 2 tane. 2 veya 3 tane derim yani. Evet üç belki tane. De 3. Aynen büyük boyun. Yani üç... büyük boy pizzanın yarısı demek oluyordu değil mi? Büyük boy pizzanın yarısı büyük diye. Boy, pardon, büyük boy pizzada 8 dilim var. Evet, yok. Büyük 3 tane büyük üç boy tane pizza. Yesen, yani 3 dilim yesen bir büyük boy pizza olur. Aynen, aynen öyle. Ama 2 tane yetiyor gayet. Yok yok, bana 1 tane yetiyor, sana 2. Bana 2 tane. Aynen, şimdi buluruz ya bir yerden. Yani New York'taki soğuğu, hani şeyde falan, Erzurum'da falan vardır herhalde böyle soğuk. Yani gerçekten yok, anlatamam Erzurum ya. Daha soğuk. Niye canım? Burası çok soğuk oluyor. Yok yok Erzurum. Daha olmamış hali. Böyle. Olunca... Ya ama buranın soğuğu da harbi pis yani. Pis nasıl bir desem? Soğuk, iğrenç bir soğuk. Canını acıtan bir soğuk. Evet yani dışarı çıkmak istemiyorsun. Şu an kaçıncı Fifth Avenue'dayız. Sokak falan kaldı. Aynen. Burada simit sarayı var. Allah Allah. Evet. 8-9'da bir simit sarayı var Fifth Avenue'da. Kimindi ya? Hakan şey miydi? Futbolcu, futbolcu var ya şükür. Arda Turan. Arda Turan ha, mı? Arda Turan'ın mı? Gözlerim bir değişik mi görünüyor? Buğulu. Işığı bir değişik. Bugün rüyamda ayakkabımın birini kaybettim. Ondan sonra babet. Ve shave modundayım ben. O çok pahalı bir babet. Bulmamız lazım falan. Ve bana kim yardım etti? Bir tane kız var ya, rüyamda o yardım etti. Bu şey Instagram'da falan videoları var. Laz rolünde falan oynuyor. Laz rolü ne demek? Hani bir Laz karakteri, sürekli bir Laz karakteri canlandırıyor. O aksanla konuşuyor. Adam mı? Bir tane kadın çok tatlı, şey, doğal bir kadın böyle şeyler yapıyor. Adını sen söyle. Vallahi hiç izlemedin mi ya? Abi sen nasıl Instagram izliyorsun? Laz karakter ne? Bir de bu Türkiye'de ünlü. Yani. Bir tane kadın var, ne kullanmıyorsun ya, sen kullanmıyorsan Instagram kimse kullanmıyor. Yani öyle videolar falan izlemiyorum. Bak şurada seks müzesi var aslında, PG-13'a biraz göstersen mi orayı da? Gelelim. Bakalım neler varmış. Aa kapalı mı? Bugün ne Tuesday, kapalı. Şuradan göstereyim biraz, durun. Şuradan seks müzesi gösteriyorum size. Burada bir takım oyuncaklar. Neyse, bir dahaki sefere gösteririm. Geçiyoruz. Evet, böyle bir New York Public Library var 42. caddede. Önce bir şu library'i göstermek istedim Hakan'a. Size de göstereyim aynı zamanda. Çok iyi. Ya buranın içi inanılmaz güzel. Şimdi 3. kata doğru çıkıyoruz. Kütüphaneye girmek üzereyiz. Bir saniye. Şuraya bir bakar mısınız? Nasıl güzel.
mükemmel. Beğenemeyecek gibi değil. Gerçekten ben de. Benim en sevdiğim müzelerden biri, müze diyorum, library. Library ne demek? Kütüphanelerden biri. Ya New York o kadar güzel bir yer ki, her yeri ya, gerçekten. Aşırı seviyorum ve Los Angeles'a taşındığımda çok özleyeceğim. Şimdi parşeye doğru geçelim. Christmas kermesinin olduğu yere doğru. Dayıcıklı şapkamı da taktım. Herkes bize bakıyor. Herkes bize bakmıyor. Bir de üstünde böyle şey gibi. Ayı gibi. Hani full ayı oldum yani. Hadi bakayım. Hakan, you have to say A. Kent Park'ın girişinde çok güzel bir restoran var. Hakan, beni çok arkadan çıkmayı büyük görünüyorum. Hep yanlamasına açılmamız gerekiyor. Şu an iyi. Gittiğimiz kütüphane de şu işte. İglolar var. Geldiğiniz zaman böyle bir şeyi book edebiliyorsun. Bu arada rent fiyatını tahmin edin. $300'dan başlıyor. İçinde bir tane saçma bir sıcak çikolata dahil ama bence güzel bir konsept ya. Biraz sandalyeleri daha yumuşak yapabilirlermiş. $300 alıyorsun. Şimdi bir buz pateni yapsak mı yapmasak mı, bu konuda tartışmalarımız oldu ve ben sanırım yapmak istiyorum buz pateni. Alacak mısın hot chocolate? Yok ya, veganmış. Yalnız vegan şeyler çok lezzetli olabiliyor bu arada. Bir daha vegan roast yedin daha yeni. Thanksgiving'de hindi yerine vegan roast yedin. Nasıldı? Tabii güzeldi ama. Güzeldi değil mi? Pek anlaşılmıyor. Sıcak çikolata aksiyonu yapalım dedik. Benimki krem şantili, Hakan'ınki neli? Marshmallow'lu. Nasıl? Baya baya iyi. Yak yapmamaya karar verdik. Yani Hakan istemedi, ben de tek başıma asla yapamam. Birine tutunmam gerekiyor benim. Düşersen birini de benle beraber getirmem gerekiyor aşağıya. O yüzden kendi başıma tırstığım için yapamadık. Nasıl? Işıkların güzelliğine bak. Değil mi? Ya burada Christmas bambaşka ya, gerçekten. Evet, şu anda pist temizleniyor. Ay, Empire State'in güzelliğine bak, mavilerle, mavilerle uyumlu oldu bak. Çok güzel. Şişko görünüyor muyum? Burada Christmas şeyleri var. Ağaç süslemeleri. Mesela bir ağaç süslemesi ne kadar? $16 artı vergi. Bu ne demek oluyor? 20'ye yakın olmadı. 17 dolarla. 17 çarpı dolar kaç? Daha yani cesaret edip çekemedim. Sürekli çek edemedi mi? Çekemedim yapıyorum. Aynen. Ben sana söyleyeyim. Güncel olarak 13.96. Dur, beni çok yakından çekme. Evet, Kipris güncel olarak 13.96. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu konu hakkında çok kötü şeyler düşünüyorum tabii ki. Herkes şey diyor, ooo çok şanslısın falan. Dedim şanslı falan değilim.
ailem orada yaşıyor, bütün arkadaşlarım orada yaşıyor. Benim gelip de 2 günlük yaptığım tatilden kar etmemin hiçbir anlamı yok. Orada insanlar enflasyonla, depresyonda yaşarken. O yüzden kesinlikle çok olumsuz düşünüyorum tabii ki de. Çünkü bana hiçbir karı yok yani. Burada kazanıp burada, burada ben zaten burada kazanıp burada harcıyorum. Ve kermeslerden hayatımda hiçbir şey almadım biliyor musun? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok genelde bakmak için. Bakmak için değil, almak için ama bence çok gereksiz pahalı oluyor kermesler. Bence de çok gereksiz çok. Pahalı. Yani 17 dolar, 18 dolara ben onu mesela hayatta almam. Ya ama işte o mesela diyelim ki birinin koleksiyonu var, çok seviyor böyle süsleri. Onu alırım. Ne, bu 3 dolara da bulabilirsin. Yani o çok yani o çok özel. O daha pahalı, daha özel. Ay şu şeye bakar mısın? Çok tatlı. Satıyor mu? Onu alabilirim. Hakan şapkama başka iltifat almadım. This is so cool. That's a sage, a white sage, Palo Santo, and the stone is selenite. And oh, it's all together. Yeah, it's a kit. Set. So oh. The selenite helps focus your intentions and automatically draws out negative energy from the space. Nice. We need like a gigantic one for New York. Yeah. Hi. Başka ne yapalım? What does that mean? Herkes zaman o Nathan. Nathan filmi yapıyorsunuz. Meraklı melaplar. Yani mikrofonlu şeyli birden ben yüzüne tutunca. Bence Hakan ufaktan 3. lokasyonumuza gitsek mi? Hadi gidelim bakalım. Bence gidelim. Nereden? Şuradan. Tam ben de yakından bakalım. Ben çaktı dedim ya, tatlı bir şey yiyemem. Benim öyle bir circulation var. Ben tatlıdan sonra tuzlu, tuzdan sonra tatlı bitmiyor o circle. Okay, buradan şimdi bayağı yukarı doğru yürüyeceğiz. New York'ta gerçekten insanların fit olmaması bence imkansız. Neden? Ya gerçekten yaz kış dinlemeden sürekli yürüyorsun. Sürekli, yanlış mı ya? Evet, doğru. Yani yürümek zorundasın. Burada bloklar arasında bir de sayılarla gidiyor ya, daha az yürüyormuşsun gibi geliyor. Halbuki bayağı yürüyorsun aslında. Bir de düz yol, yokuş yok, şey yok. Jimmy Fallon Show'un çekildiği yer. Kaç sene burada yaşıyorum, bir kere bile gitmedim. Bir de burada mutlaka sokaklarda işte bu hot dogçılar harici hep bir şeyci, bir dakika. Mutlaka bir kesediyeci vardır. Yani kesediyeci derken ben bir tek kesediye yediğim için Meksikan restoranlarında. Bizdeki köfteciler oluyor ya dışarıda, onun Meksikanı versiyonu. Hakan, sence New York'un en güzel sezonu nedir? Bu arada mikrofona doğru konuşman lazım. New York'un en güzel sezonu, yani kış olması gerekiyor. Hadi ama be. Soğuk sevmiyorum. Çok soğuk oluyor kışın. Ya çok soğuk oluyor da New York'un olayı hani böyle bu Christmas süsleri falan ya genelde. Turistler genelde bu zamanlarda akılıyor. Ya benim için en güzel New York'un zamanı bahar. Böyle hatta Mayıs bahardan mı? Sonra bir Haziran ayı çok güzel ya New York'ta. Şu anda Fifth Avenue'dayız. Yani şimdi ben şeyden bahsedeyim. Buraya ilk taşındığım zaman inanılmaz derecede herkes bana kötü davranıyordu. Böyle turist sokakta. Turist damgası mı yiyordun? Yani turist damgası yiyordum ve böyle naif ve şey görüyorlardı, anladın mı? O özelliğim tamamen gitti 10 sene burada yaşadıktan sonra. Çünkü hani herkes şey moduna giriyordu, hani naif bir kız, hani ezebileceğimiz. Ve hakikaten eziyorlardı sürekli. Trende, orada, burada. Bir kere bir otobüse bindim. Şey dediler, hani buraya oturamazsın, arkaya geç.
Başıma bu bile geldi. Tabii ki de şu an kimse, no one can mess with me right now, you know? İmkansız yani. Aa, Raflaran bakar mısınız şey açmış. Gelin diyor, size bir bardak kahve verelim diyor. Şimdi burada Saks Fifth Avenue'da böyle bir ışık şovu oluyor. Yakalayabilir miyiz bilmiyorum ama bakar mısınız nasıl güzel süslemişler. Biraz daha yakına geldim. Çok güzel değil mi? Evet, şimdi buradan Rockefeller Center'ın önüne doğru geçiyoruz. Bayağı büyük bir olay. Rockefeller Center'daki yılbaşı ağacının ışıklarının yanması. Sanırım onun özel bir tarihi var. Böyle bir şey var ya. Sesler geliyor, bir şeyler vardır bakalım. Bak şu an olayı anlamaya çalışıyorum. Ama burası Rockefeller Center ve oranın önünde bir buz pisti var. Şu an buz pisti cover edilmiş ve bir aksiyon var, çözemedik. Bakın herkes Noel Baba gibi giyinmiş. Evet, ağaç şurada. Şimdi bu iki binanın arasında ve otobüsten biraz görebiliyorsunuz. Diyorum ki acaba şu adama versem bir telefonumu ya da videoyu istesem sizin için. Evet, sizi tam 3 tane Christmas marketine götürdüm. Bir yer daha var aslında gidebileceğimiz ama Hakan gitmek ister mi bilmiyorum. Ben yürürüm. 70'te yani yürüyebilirim. Çok soğuk, çok soğuk. 70'te değil 60'ta bak 52'deyiz. Ya şu ayıcık çok tatlı. Ve şu an Fifth Avenue'da yürüyoruz. Hakan'ı ikna ettim. Columbus Circle'a doğru geçiyoruz. Hakan sana kötü davranan oldu mu buraya ilk taşındığında hani turist olduğunu bilip? Senin başına gelmedi yani. Bana aksanımı soruyorlar genelde. Genelde nerelisin diye. Yani var ya o kadar kalın giyinmişim ki hiçbir şekilde üşümüyorum. Aşırı rahatım. Ayakkabılarımı da rahat seçtim. Fashion mı dedim, rahatlık mı dedim? Rahatlığı seçtim. Rahatlığı seçtim ve kazandım bence ya. Giriyor. Çok tatlı. Burası meşhur Plaza Otel. Burası Columbus Circle. Yani bu alan kuruyor burası aslında Columbus Circle. Ama Circle şuradan geliyor çünkü buranın etrafı böyle bir Circle üzerine kurulu. Columbus Circle Holiday Market'i de gördük. Yalnız bu market çok daha küçük galiba ya. Bizim diğer gittiklerimizden. Boş burası. Diğer yerlere nazaran. Bak yine Türkleri var. Türkler mutsuz amcam, çok satamamış. Yani Central Park'a doğru gidiyor zaten bu yol. Bak aynı tahtacı, hep aynı yerler. Ya burası biraz bana hayal kırıklığı uğrattı seni. Bakar mısınız?
Ya Brad Pitt'imin yakışıklılığına bakar mısın ya? Ya bir insan hiç mi yaşlanmaz ya? Neyse geldik şu anda. Burası çok büyük bir sinema. AMC. Five Guys burada. Bakalım içeride yemek yasak mı? Oley değil. Hakan! Aşırı derecede hamburger çekti canımız. Bu arada Five Guys çok çok lezzetli. Türkiye'de olması lazım ya. Var mı Türkiye'de? Little cheeseburger with mayo, lettuce, pickles, tomatoes, mushrooms, onions. That's it. Şu anda Times Square'a geldik. Trene doğru yürürken. Bari Times Square turu da yapalım. Neden olmasın ki dedik. O yüzden buradayız. Yani hava buz ve insanlar hala dışarıda. Mesela şu adam yolun ortasında ölme riskiyle beraber fotoğraf çekiliyor. Kanalıma üye olmayı sakın ama sakın unutmayın lütfen. Üye ve mi? Heh? Üye mi? Evet. Abone mi? Kanalıma üye olmak değil mi? Subscribe edin. Yani her ne kelimeyse o Türkçe. Üye diye ben onu çevirdim kendi kafamda. Kanalıma abone olun. Pardon. Bir gym membership değil bu sonuçta değil mi? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ve sizin en beğendiğiniz yer neresi oldu? Bunu da yazın lütfen. Merak ediyorum. Sizi çok öpüyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.